Merhaba, bugün konuğum Aslan Onaran. Aslan Hanım'ı işte Instagram'dan Doktor Onaran adıyla da tanıyor olabilirsiniz. Hoş geldiniz Aslan Hanım. Merhabalar. Ee, Aslan Hanım API yani Attachment Parenting International yani Uluslararası Attachment Parenting Kuruluşu'nun Türkiye kurulu temsilcisi aynı zamanda ve çok multidisipliner çalışıyor. O kadar çok şey e, yaptı ki geçmişinde ve hala da. 15 yıl kadar zaten Amerika'daydı, 5 yıl burada. Onu herhalde ben sizin kadar İyi anlatamam aslan hanım isterseniz siz anlatın kim olduğunuzu e, açıkçası benim de e, attachment parenting ile e, Türkçe'ye çevrilmiş haliyle bağlanma temelli ebeveynlik veya doğal ebeveynlik olarak e, duymuş olabilir e, dinleyenler. E, onunla yolculuğum aslında ebeveynlik sürecimde kesişti. Ebeveynliğimden önceki dönemde e, Boğaziçi Üniversitesi'nde daha sonra da Amerika'da Brown Üniversitesi'nde master doktora çalışmalarım aslında iletişim bilimleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kültürel kuram üzerineydi. Hı -hı. Ondan önceki lisans çalışmalarımı eğitim üzerine tamamlamıştım e, ve tabii ki e, özellikle toplumsal cinsiyet ve şiddetsizliğe kafa yorduğumuzda e, çoğu zaman e, akademik konferanslarda e, çok karmaşık konular konuşabiliyoruz, değişim dönüşüm yaratabiliyoruz. Fakat e, ne zaman ki benim ilk oğlum dünyaya geldi, benim e, sınıfta derslerde anlattığım konular veya işte konferanslarda üzerine kafa yorduğumuz meselelerin e, en duru haliyle e, hem zihnimde hem de kalbimde belirdiğini fark ettim. Şöyle ki e, aslında e, fil dişi kulelerde oraların değeri de çok ayrı ama sahada Ailede e, ebeveyn çocuk ilişkisinden başladığımızda e, hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem şiddetsizlik e, hem de genel anlamda toplumsal dönüşüm için e, en belki de e, sürdürülebilir e, halkanın e, orada aile ekseninde olduğunu e, fark ettim ve bu nedenle de e, yolum. Uluslararası Attachment Parenting kuruluşu olan Attachment Parenting International ile kesişti o dönem. Ve e, yaklaşık beş yıl önce Türkiye'ye e, ailemle kesin dönüşümüz e, sürecinde de... Onlardan Türkiye'de e, e, bu platformun etkinliklerini sunabilme, halka açık, ücretsiz atölyeler, çemberler dediğimiz buluşmaları sunabilmek adına bir akreditasyon um, sürecine girdim ve bu şekilde de API uluslararası ...Attention Parenting kuruluşunun da Türkiye platformu Ekim 2015 itibariyle e, resmen kurulmuş oldu. Çift dilli bir platformuz. Sadece Türkçe değil aslında Türkiye'de yaşayan, yanı başımızda yaşayan ve bizim dilimizi konuşmayan çokça başka ebeveynler de var. Onlara da elimden geldiğince İngilizce olarak çemberler <laughs> sunuyorum. Keşke Arapça veya başka dillerde bilseydim ve onu da yapabilseydim. E, o alanda da işte gönüllü olmak isteyen uzmanlar varsa da konuk uzmanların da katıldığı çember. Bizin kapıları e, hepsine her zaman sonuna kadar açıktır. Ulaşmaya da çekinmesinler. E, bu alandaki uzmanlar. Evet yani attachment parenting olarak biliyoruz aslında biz Türkçe'de de öyle kullanılıyor. Şimdi bağlanma temelli e, gibi bir çeviri düşündünüz ki siz düşündünüz aslında. Hı hı. Bu konuda bir kitap da çıkıyor. Ben şu anda okuyorum Görünmez Adam yayıncılıktan. Çok güzel bir kitap e, siz galiba danışmanısınız siz onu önerdiniz öyle değil mi Görünmez evet. Adam yayıncılar? Evet. Ve herhalde işte şu anda biz hangi aydayız Mart'tayız Nisan gibi falan çıkmış olur diye tahmin evet. ediyorum. Evet. ...kitap için. Hem o kitaptan... ...biraz bahsedebiliriz hem de bu... ...Attachment Parenting, bağlanma temelli... ...tanımı ve nedir? Yani Attachment Parenting... ...nedir? Kitap içerisinde de anlatıyor. Genel olarak siz ne anlatmak... ...isterseniz? Çünkü çok geniş bir konu... Evet, ...ve evet. herkes merak ediyor. Evet. Ee, şöyle biraz... ...kitaptan bahsederek başlayayım... ...isterseniz. Ee, Türkçe'ye... ...kalpten bağlı... ...bağlanma temelli ebeveynlik eşliğinde... ...şefkatle çocuk yetiştirme... ...rehberi olarak çevirdik... Ee, bağlanma temelli ebeveynlik e, olarak çevirmemizin en önemli sebebi aslında e, bu ebeveynlik yaklaşımında ilişkiyi, bağlantıda kalmayı, e, empatik iletişim kanallarını kullanmayı, dolayısıyla şiddetsizliği ve toplumsal eşitliği de desteklemeyi çok çok önemsememiz. E, hemen her şeyin kalbinde konu başlığı ne olursa olsun ister beslenme ister... Um, ...disiplin yolları, ister um, e, doğuma hazırlık süreci, bütün bunlarda um, zeminde her zaman şefkat var ve bağlantıda kalma hali. E, bunu da desteklemek için her aile özelinde, her ebeveyn çocuk özelinde farklı farklı stratejiler olabilir. E, bağlanma temelli ebeveynlik dediğimiz yaklaşımda ki 2000'lerin ortasında doğal ebeveynlik olarak da ülkemizde daha çok tanındı bu yaklaşım. E, ...sezgisellik, e, koşulsuz sevginin o bağlantıda e, en önemli e, ve yegane aslında ön koşul olduğunu gördüğümüz bir dinamik bir aslında ilişkiler bütünü. E, sadece annenin ya da sadece çocuğun ya da sadece babanın değil e, veya çocukların değil, e, aile üyelerinin olabildiğince uyumlandığı, senkronize olduğu hmm. bir süreci, süreçten bahsediyoruz. Tabii... Bana sorulduğu zaman sanki mutluluğun tarifini ver ya da mutluluğun resmini <laughs> ver gibi oluyor. E, bu e, dünyada e, ne kadar çok ebeveyn var, o kadar çok farklı farklı e, bağlanma şekli de var. Bağlanma hallerimiz çok bize minhasır, bizim ilişkimize özel. O yüzden şöyle söyleyebilirim, formüllerden öte... ...şablonlardan bağımsız, bize parmak sallayan hani ve içimize sinmeyen e, önerilerden çok öte, melilerden, malılardan kurtulduğumuz... ...ve anne baba olarak e, kendi çocuğumuz için doğru kararları vermekten bilgiyle desteklendiğimiz sürece... ...yetkin ve çeşitli bilime dayanan bilgiyle desteklendiğimiz sürece bu kararları verme... ...sorumluluğu ve gücünü tekrar ebeveyne teslim ediyoruz. Yani aslında yapmak istediğimiz, altını çizdiğimiz en önemli konu bu. Ee, biz genelde tabii ki geçmişimizde böyle hiyerarşik bir toplumuz bir teba kültürü var şimdi Osmanlıya kadar hı hı. gidersek dolayısıyla e, uzmanların genelde bir platformun üzerinde olduğu ve bize nasıl davranmamız gerektiğini e, <laughs> beklediğimiz çoğu zaman üniversitede bile e, doğru cevapları hocamızın vermesini beklediğimiz ve not etmeye çalıştığımız bir eğitim sistemimiz de var kitaplarınızda bundan çok bahsediyorsunuz e, maalesef bu ebeveynliğe de artçı etkilerle geliyor e, doğruları yapmaya çalışıyoruz. Ki kaygılarımız var çok doğal bir anne olarak da bunu anlıyorum. Fakat biz diyoruz ki e, bazı size yol gösterici ilkelerimiz var, bazı prensiplerimiz var bağlanma temeli bebeğinikte sekiz adet bunları eğer isterseniz kendi özelinize uyarlayarak e, isterseniz uygulamayarak istemediklerinizi uymayanları e, sadece ve sadece anda ee, ...senkronize olmaya odaklanarak yaptığınız sürece o zaten su gibi akacaktır. O akışta olma halini ebeveynlikte de yaşayacaksınız. Ee, burada mükemmel ebeveynlik değil, yeterince iyi ebeveynliğin özellikle altını çizmek istiyorum. Bu da tek başına olmuyor. Hepimiz ilişkilerde var oluyoruz. Anne ve babanın eş kaptan olarak o rotada bu ee, birbirlerini eşlik etmesi çok çok kıymetli ee, bazen belki birimizin duygusal kabı ihtiyaçları karşılanamıyorsa diğerinin e, destek vermesi Um, ama bir sınırsızlık olarak görülen bir ortam da kesinlikle değil. Yanlış anlaşılabiliyor bazen. Hı hı. Um, güvenli sınırların şefkatle ve kararlı bir şekilde sunulduğu pozitif disiplin yaklaşımı... ...örneğin bizim çok önemli ilkelerimizden, sekiz ilkemizden birisidir. Um, bunlar ama bir nehirdeki taşlar gibi görüyorum ben. Bir nehirde, derede ya da karşıdan karşıya geçerken bazı taşları atlarsınız bazı taşların kenarına basarsınız, bazılarına çok güçlü tam ortasına basarsınız. Bu ilkelerde onun gibi, örneğin sevgiyle besleme ilkemiz, ikinci ilkemiz emzirme ilişkisini çok çok önemli buluyoruz. Ee, ebeveyn çocuk ilişkisinde ten teması da içerdiği için. Ama diyelim ki olamadı, o zaman onu ona en yakın şekilde formül mama'nın örneğin sunulması, ee, yine Hı -hı. ten teması göz teması sunularak. Ee, önemli olan o bağlantı, o duygusal senkronizasyonu sağlayan araçlar. Dolayısıyla bazı taşları atlayabiliriz, bazılarının yanına, bazılarının ortasına basabiliriz. Bunların e, hiçbirisi sizi daha az iyi ya da daha az <laughs> bağlantıda ebeveyn e, yapmayacaktır diyoruz. E, bunu da zaten e, hiç kimse aslında tam olarak bilemez. Bağlantıda mısınız, değil misiniz? Siz bunu net hissedersiniz. Eğer Bir o kere anda çok dinlesiniz. güzel bir şey söylemiştiniz. Bu Attachment Parenting Türkiye zirvesindeydi. Hı hı. Demiştiniz ki nasıl anlayacağım çocuğumla bağlantıda mıyım? Şuradan anlarım. Çocuğumun gözlerine baktığımda kendi yansımamı görebiliyor muyum? Yoksa çocuğum yeterince yedi mi? Çocuğum yeterince uyudu mu? Acaba eşim neden aramadı gibi şeyler mi var aklımda yoksa kendi yansımamı mı görüyorum gibi bir ifade kullanmıştınız. Evet, evet kesinlikle öyle. Ee, genellikle çok hap mahiyetinde öneriler ya da hani bu tarz ee, ifadeler kullanmamaya çalışıyorum ama o kadar somut kendimin de şahsani bebeğin olarak deneyimlediğim bir hal ki e, ya geçmişte ya gelecekte olmasın olması fikirlerimizin bizi bu andan koparıyor. E, çoğu zaman bebeklerin veya çocukların bir anda biz telefonda konuşurken <laughs> bizi bu hani bu ana döndürmeye çalıştığını ya da kafamız bizim o an meşgulken bizi oyuna davet etmeye çalıştığını fark ederiz zaten onu fark etme anımız da bağlantıya dönme anıdır hani Hı -hı. dolayısıyla e, şöyle sorulabiliyor ki bu bağlanma konusundaki Hı -hı. ilişkilerine dair soru işaretleri varsa... ...bebeğinlerin yetkin bir e, psikologla çalışmalarının da altını çizeceğim e, fakat genellikle e, bağlantı e, bağlantının kopma hali bizim bir ilişkide aynen yaşamda olduğu gibi farklı duyguları açık e, duygu yelpazesindeki e, bu da beklenen bir hal yani biz yüzde yüz her günün 24 saati bağlantıda olamayabiliriz e, bu da çok çok doğal o olamadığı zaman önemli olan onu fark edip tekrar bağlantı köprüsünü bir şekilde kurabilmek bazen bunun için gereken kendi kendi regülasyonumuzu sağlamak olabiliyor çünkü bizler regüle olmadan ulaşmaya çalıştığımızda çocukları biliyorsunuz zaten onlar miş gibi yaklaşımı hemen fark edip davranışlarıyla tepki verebiliyorlar bunu bilinçli yapmıyorlar ama ...hissedemedikleri bir bir duyguyu yani tam anlamlandıramadıkları bir olguyu aslında aynalıyorlar bize. Ki son zamanların bence en büyük keşiflerinden biri ayna nöronlar bence. Yani ilişkiler evet. adına bize çok şey anlatıyor. Bilmeyenler için biraz anlatalım isterseniz ayna nöronları çünkü önemli bir konu. Tabii tabii ee, sonuç olarak... Um, Şöyle bir örnekle e, belki anlatabiliriz e, bebeğimizin uyumasını isteriz e, belki o akşam dışarı çıkacağız <laughs> arkadaşlarımızla ilk kez uzun süre sonra biz ne kadar uğraşırsak özellikle ondan ayrılmaya çalış e, çalışma halinde bir endişe bir kaygı hadi uyusun hadi uyusun o kaygı halimiz bebeğe akar ve belki de e, şimdiye kadar gördüğümüz en uzun uyku süresiyle <laughs> biz o geceye yolculayabilir. Ee, bebeklerin hayatta kalabilmesi için de aslında genel e, anlamda bir bağlantıda olma ihtiyacı var. E, bizle bağlantıda olacak ki hayatta kalabilsin. E, bunun en önemli parçalarından birisi elbette ki bizim duygularımızı da e, hissedebilme becerisi. Ve bizim duygularımızı kelimenin tam anlamıyla ayna gibi aynalayabilmeleri, yansıtabilmeleri. Dolayısıyla bizler çocuklarımızla olan ilişkimizde. Stratejilere, yöntemlere, yaklaşımlara odaklandığımız zaman, doğru yapmaya çalıştığımızda bir şeyleri. Ama kendimiz, belki kendi iç, e, kendi öykülerimizden dolayı, ebeveyn çocuk öykülerimizden dolayı, e, kaygı ile, yargılama ile, etiketleme ile kendimize dair, ebeveynliğimize dair veya çocuğumuza dair o bağlamda o yaklaşımları sunuyorsak maalesef kitapta okuduğumuz en doğru stratejiler bile çocuğumuza ulaşamayabilecektir. Çünkü bizim o kaygımızı, bizim o yargılama halimizi hissediyorlar ve onların o niye bu işe yaramıyor niye bu çalışmıyor dediğimiz o tepkileri var ya aslında bize ana çekme çabaları bilinçli değil ama neyin habercisi o diye bakmak çok çok değiştiriyor dönüştürüyor bence bebeğin çocuk ilişkisini bütün ilişkileri bana bütün ne bütün ilişkileri evet yani biz onu çocuktan kaynaklanan bir hal olarak görüyoruz fakat bütün o sorunların aslında biz kendimizi değiştirirsek bakış açımızı değiştirerek çocuğun halini anlarsak zaten kendiliğinden ...değiştiği düşüncesi attachment parenting'de de var. Yani siz dediniz ki işte iletişim çalıştınız... Hı -hı. ...toplumsal cinsiyet çalıştınız, hala çalışıyorsunuz... Hı -hı. ...ve bir yerden ebeveyn olunca bu işin içerisine geldi. Fakat o çalıştığınız şiddetsizlik vesaire... ...yani bunlara her zaman içindeydi zaten bağlanma tabii, konusu. Tabii yani ki. günlük hayattaki o toplumsal cinsiyet dediğimiz şey... ...işte bu coğrafyada yaşanan her tür şiddet... ...kadına karşı, çocuğa Hı -hı. karşı, bireye karşı... ...bu zaten bir şekilde bağlanmıştı. Bağlanmayla ilişkili S sadece çocukla alakasını fark ettiniz evet, e, muhtemelen e, anne evet. baba olunca evet. e, ama diğer alanlarda çalışıyor olmanız yani bence son derece zenginleştirici e, ve bu alanlarla arasındaki bağda biliyorsunuz. Tabii tabii yani en basit haliyle şöyle söyleyebiliriz bu minik bireyler <laughs> bir 10 yıl sonranın sokaktaki demografisini oluşturuyor. Dolayısıyla gerçekten çok e, normalde lineer bakmayı sevmemekle beraber çok. ...çok lineer bir ilişki de var. Şu anki ebeveynliğimizin e, bir dönüşüm yolunda e, ne kadar kıymetli olduğuna dair... ...kesinlikle bir proje gibi değil ama e, özel, kendi mahrem, aile e, eksenimizde e, yapabileceklerimiz var. Ne kadar çok umutsuzluğa kapıldığımızı biliyorum bu zamanlarda. Fakat e, yine bir e, kuramcı Terry Eagleton'ın İyimser Olmayan Umut kitabını çok severim... E, kendi özelimizde yine de e, polyana gibi olmamıza gerek yok ama kendi özelimizde minik de olsa e, bir noktada katkı olabilmek, bir noktada bir adım atabilmek e, o, o bütüne ilmek ilmek e, işleyecektir. İlmek ilmek muhakkak bir... E, e, ...artçı etkisi olacaktır diye düşünüyorum, diye düşünmek istiyorum. O yüzden yaklaşık e, 22 küsur yıldır bu alanda da çalışıyorum Hı -hı. ve e, dediğim gibi... 20 yaşların üstünde üniversite çağına gelmiş öğrencilerle çalışırken, e, onlara seminerler de verirken dönüşüm yaratılabildiğini gördüm. Fakat artık katılaşmış, artık hani hayat görüşleri, dünyaya bakışları, öyküleri ile de beraber çok grift halde o dönüşümü engelleyebiliyor daha e, ileri yaşlarda. Oysa ki çok daha küçük, hani o ebeveyn çocuk ilişkisinden başladığımızda dünya görüşümüz ne olursa olsun hepimiz çocuklarımızı huzurlu yetiştirmek istemiyor muyuz? Yani her aile, her dil, her din, her ırk bütün dünyada hemen herkesin e, en önemli çocuk sahibi olanlar da baktığımızda e, farklı alt hani hayallerde değişiklikler olabilir ama en temel ortak paydamız huzurlu olsun, mutlu olsun. Ve biz o mutlu olma halinin aslında duyguyu regüle edebilme ve empati'den doğduğunu şu anda sinir bilim çalışmalarıyla da beraber biliyoruz. Eğer huzurlu yetiştirebilmek istiyorsak, bir kere bu duyguları yönetebilmeyi, <laughs> bağ kurabilmeyi, e, öğrenebilmesi gerekiyor ve e, ne kadar büyük bir donanım, düşünebiliyor musunuz? Bizlerin belki 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda fark ettiğimiz e, yeni bir lisan gibi konuşmaya çalıştığımız şiddetsiz değil, empati becerileri, duygusal zekamızı geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, henüz konuşma öncesi dönemde bile farklı şekillerde bu empati becerileri e, gelişebilen bu dili e, ana dili olarak öğrenen bebekler oluyor attachment parenting yaklaşımıyla e, yetişenler. Evet. E, en azından onların aksanı çok daha doğal oluyor, öyle söyleyeyim. <laughs> Ya e, zannederim oradaki cümlenize döneceğim tekrar. Eğer bizim zihnimizde iyi bir evlat yetiştirmek varsa, Hı -hı. E, bir kalıp varsa, bir şeyleri öğretmemiz gerektiğini düşünüyorsak, yani uyumasını öğrenmesi gerekiyor, Hı -hı. yemesini öğrenmesi gerekiyor, kurallara uymasını öğrenmesi gerekiyor ve ben öğretebiliyor muyum diye zihnimizde böyle sorumluluklar varsa, o zaman o bağlanmayı, e, ya yani o bağlanmanın önüne geçen Hı -hı. şey bu. Halbuki evet. bağlanma işte o temel mesele. Bağlan ama ortaya çıkarsa çocuk zaten hiç kimseye zarar vermeyen, herkesle sağlıklı şekilde iletişim kuran ve o şiddetsizlik e, ortamında, kendi içinde de çünkü şiddetsiz olan bir varlık haline Kesinlikle geliyor. Kesinlikle öyle. Birey olduğunu fark ediyor. Ee, diğer bireyler, insanlar, hayvanlar, diğer canlılar, ağaçlar hani bunların farkında. Ee, niye gideyim bir dalı kırayım? ...ya da bir arkadaşı zarar veriyorsa bunu niye yapıyorsun diye şaşırabiliyor. Ee, ve aslında e, o kadar içeriden bir dinamo işliyor ki... E, ...iletişim kanallarını kullanmaya da açık... E, ...ve liderlik becerileri de aslında çok yüksek oluyor dolayısıyla... E, ...o arkadaşına gidip aslında adım da atabiliyor. Ona söyleyebiliyor doğru olanı. E, bu bizim toplumumuzda belki de dönüşümdeki en önemli... E, Halkalardan birisi bu empati, e, duygusal zeka gelişimi, hani duygularımızı yönetebilme, sağlıklı bir şekilde e, ve ikincisi de iletişim, iletişim kurabilme. Birbirimizle hep farklı dillerde konuşup farklı yönlere bağırıyormuşuz gibi geliyor çoğu zaman. Oysa Hı -hı. ki aslında aynı dili konuşuyoruz, hepimizin duyguları var. O duyguları bir anlayabilsek, fark edebilsek o zaman çok e, fazla, çok geniş bir ortak paydamız olduğunu göreceğiz. O bence çok önemli bir noktaydı bahsettiğiniz bir şey. Öğretmeye çalışmak ee, bağlantıyı direkt kesiyor. Evet. Çünkü bir beklenti, bir performans, bir çıtaya odaklanıyoruz. Biz sürece odaklanıyoruz. Yani bağlanma bir süreçtir ya olup biten e, bir hal değil. Aslında şu da çocuğun halini anlamak. Mesela bir dalı kırıyor diyorsunuz. Çocuk bunu bir nedenden dolayı yapıyor. Yoksa Hı -hı. çocuklar böyle distractive yani zarar verici eğilimlerle doğmuyorlar Tabii aslında. Ki. Tamam Çok mizaj doğru. denen bir şey var. Ee, kimi mizaçlar daha buna yatkın olabilirler. Ama çocuk bir dalı kırıyorsa bir öfkesi varsa neden öfkeli evet. Neden evet, üzgün evet. diye düşünmemiz gerekiyor. Hı hı. Evet, her anne baba için çocuğunun bazı taraflarını sevmeye çalışmak, kabul etmeye çalışmak zor olabilir ama biz. E Orada kendimizle ilgili bir sorunumuz var. Kendi çocukluğumuzla ilgili. Eğer bunu çözersek ve çocuğu o haliyle, bize ters gelen haliyle beraber sevebilirsek, çocuk zaten kendiliğinden sevecek bir insana da dönüşüyor. Evet, kesinlikle o kadar önemli bir nokta ki bu kum torbası gibi. Yani o davranışlar bir şeylerin habercisi. Ya kendilerine dair bir ihtiyaç ya bize dair, ıı, e, ismini koyamadıkları ama aynaladıkları <laughs> bir rahatsızlık bir şey var orada ve anne baba ana dön veya anne baba bu meselene lütfen bah <laughs> kın habercisi bir nevi. Hı -hı. Dolayısıyla bu e bu çerçeveden bakmak kesinlikle çok sağlıklı. Bir de aslında ebeveyn olmadan önce mümkünse gebelik hatta e, hamile kalmadan önce e, anne babaların gerçekten bu iç çalışmaları yapmaları o kadar kıymetli ki e, şey gibi oluyor. Çocukluğumuzda bir takım e, bu duyumsamalar var veya duygular hatırladığımız hatırlamadığımız ve e, ben buna hani köşeye böyle saklanmış baskılanmış e, tohumlar gibi bakıyorum. Bebeğin doğumuyla beraber farklı evreler bunlar bazen böyle yabani gelincikler gibi çıkıyor. Hoşumuza gidiyor o duygular, o e, duyumsamalar. Bazen de ısırgan otu gibi çıkabiliyor. İşte o var ya. O bizi yakalıyor. Çok e, kaçmak istiyoruz ve otomatik pilotta tekrar o öğrenilmiş ebeveyn davranışlarına dönüyoruz. Bebeğimizin ağladığına dayanamamak mesela. Hani ağladığı zaman onu hemen susturmaya çalışmak, acı çektiğini düşünmek. Orada ne var acaba? Hani orada bebeğim gerçekten de bütün ihtiyaçlarını karşılamama rağmen hani bir, bir salınım mı var hani bir ihtiyaç mı ee, yoksa ben onun acı çektiğini düşündüğüm için acaba benim e, acaba üzerine çalışmam gereken bir öykümde bir 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 noktamı var bir anı mı var e, bu o kadar önemli ki konu ne olursa olsun ister um, ileride işte tuvalet iletişimi ister davranışlara yönelik herhangi bir şey ister ayrılık kaygısı hani bütün bunlarda çocuğumuza direkt hani odaklandığımızda işte o çıtaya performansa odaklanmak gibi oluyor ve çok büyük bir külfet olduğunu düşünüyorum. İlk başta kendimiz ben neredeyim? öyküme bir bakayım. Anla yeniden anlamlandırmam gereken noktalar. E, e, kör noktalar var mı? Hı hı. bu çok çok önemli diye düşünüyorum dolayısıyla bence ebeveynlik e, olabilecek en e, ...karmaşık ve en yüksek düzeydeki farkındalık deneyimi. hani En büyük Aa, çok mindfulness güzel bir ifade. deneyimi. Evet diye çok güzel. Mindfulness beraber düşünmeniz Direkt de çok... Ayağı yara evet ayağı yere basan bir mindfulness yani yaşamın içerisinde. Ee, i̇nzivalarda sakin hissetmek çok kolay. Önemli olan tam olarak bu tetiklenmelerle yine de o mesafeyi koyabilmek, es verebilmek. Ki gerçekten çok büyük bir öğrenme deneyimi. Evet yani e, çocuktaki sıkıntılarda aslında her birinde ebeveyn kendisine dönmeli. Yani bende ne var ki böyle oluyor ve kendi çocukluğuyla, kendi Hı. bağlanma dönemiyle alakalı bir problem muhtemelen her biri. E, tabii şimdi çok dinamik ilişkiler olduğu için e, yanlışla yönlendirmek istemem dinleyenlere. Çünkü şöyle de olabiliyor bazen e, bütün sorun bende hani tırnak içinde kullanıyorum. Hani çünkü çözüme ulaşılmaya çalışılıyor ya hani hep çıtaya Hı. ulaşmaya alışmışız. Dolayısıyla problemi tanımlayalım Doğru. çözüme Hı. Altyazı olamaz bütün sorun bende hani ben yapıyorum yine hani orada tam olarak tersi olabiliyor bizim istediğimiz hani çünkü attachment parenting'in amacı bunun dinamik bir şey olduğunu göstermek etkileşimle evet. yani o iki kişi arasında anne çocuk yahut baba çocuk arasında yahut bakım veren ve çocuk Hı -hı. arasındaki o dinamikliği göstermek zaten kesinlikle öyle yani şöyle bir örnek vereyim yetişkin ilişkilerimizde yetişkin yaşamımızda ben ben mutluyum artık mutluyum e, hayatımız sonuna kadar hep mutluyum diyebilir miyiz yani o mutluluk halinin de inişleri çıkışları e, ve duygu yelpazesinde bütün duyguları normal bir insan olarak hissetmemiz çok çok doğal. Mesela zaten bunu kabul edebilmek, o iniş çıkışları, kırılganlığı yahut başka e, olabilecek hmm. o kötü tarafları, mutsuzluğu da kabul edebilmek evet, gerçek evet. mutluluk. E, ve duygusal dirayet. Yani o iç dinamo dedim ya içeride tolere edebilmek güçlenen, anlamında tolere değil mi? Tolere edebilmek ve e, ...pozitif anlamda söylüyorum... ...esneyebilme, toparlanabilme becerisi... ...resilience dediğimiz... Rezil, e, ...çok çok önemli... E, ...hepimizin küçüklü büyüklü... E, ...belki travmaları, belki üzüntüleri... ...olabilir... ...burada önemli olabilen o, olan... ...orada bir esneyebilme becerisi... ...toparlanabilme, o da işte ancak o duygunun... ...doğal olduğunu... E, ...benim üstümde bir şey olmadığını... ...aslında ortak insanlıkta... ...herkesin bu duyguları hissedebildiğini... ...ve bunu benim... ...beni daha az değerli bir birey ya da daha az neyse o bizim etiketlerimiz <laughs> yapmadı. İşte o yüzden bağlanma temelli ebeveynlikte çocuğa koşulsuz sevgiyi ve... ...sınırları, güvenli sınırları şefkatle sunarken ve kendi ihtiyaçlarımızı da ötelemezken... ...kendi ebeveynlerin eşler arası iletişimini de çok önemli Hani konumlandırırken... Ee, ...bunu söylüyoruz. Yani... E, uyumlanma e, çok çok önemli gerçekten bu senkronizasyon çok önemli hı hı, evet e, toplumsal cinsiyette çalışan biri olarak şey sormak istiyorum e, attachment e, parenting bazen şöyle görülebiliyor sanki her şeyi anneden Bekliyorlarmış gibi. Hı -hı. Halbuki benim gördüğüm tam tersi oluyor. Ben attachment parenting'e inanan ailelerde babaların çok daha aktif babalık yaptığını Hı -hı. E, görüyorum Hı -hı. aslında. Ve siz de babanın o sürece dahil olmasının ne kadar önemli olduğunu anlattığınızı da e, biliyorum. Neden öyle görülüyor bilmiyorum. Ya yani konuda bir şey söylemek ister misiniz onu da bilmiyorum ama... Ee, bu baba neden önemli? Anne, baba ve cinsiyet evet, üzerinden evet. attachment parenting. En basit haliyle bir bebeğin dünyaya gelmesi için bir kadın ve bir erkek gerekiyor. Değil mi? Biyolojik olarak <laughs> gerekiyor. Ebeveynlikte de. ...gerekiyor. O yüzden eş kaptan... ...benzetmesini yapıyorum. Çok çok önemli. İkisi de resmin tam ortasında... ...aile resminin tam ortasında yer alıyor. Elbette bekar ebeveynler... ...belki bir ebeveyn kaybı... ...farklı şehirlerde yaşamaları gereken... ...ebeveynler. Hani bu tip senaryolar olabilir. Bunlar da hani... ...sağlıklı bir ebeveyn çocuk... ...bir, bir yetişkin olduğu sürece... ...o toparlanabilme becerisi yine... ...çocuğun desteklenebilir veya bebeğin. Fakat şunu biliyoruz ki... Şimdi bilim çok net. Aslında bağlanma kuramının 40'larda, 50'larda John Bowlby, psikoter İngiliz psikiyatr John Bowlby ile başladığı dönemden itibaren ve şimdiye kadar, o 50'li yıllarda dahi aslında babalarla bebeklerin, babalarla çocukların bağlanabildiği veya farklı yetişkinlerle de çocukların bağlanma ilişkisi. E, kurabildiği aslında kanıtlanmıştı. Fakat o ilk zamanlara baktığımızda Inge Bretterton vardır e, maalesef vefat etti. Ordinarius gelişim psikoloğu profesör. Onun çok güzel bir çalışması vardı. E, baba bebek e, bağlanması üzerine niye babalar ilk zamanki çalışmalarda çok yok çok bahsedilmiyor e, diye e, orada görüyor ki aslında istatistiki veri toplayamıyorlar. Yani ev ziyaretleri Hı -hı. yaptığı zaman araştır maçılar baba işteyse anne ile çocuğun ilişkisini gözlemleyip hani veri olarak anne ile çocuk ilişkisi üzerinden o ölçek örneğin e, geliştirilip e, çıkarımlar, bulgular hani o şekilde destekleniyor. Yani lojistikte de bir kısıtlama varmış o 50'li yılların e, ilk çalışmalarında ama şu anda biliyoruz ki. Ee, örneğin e, Avustralya'dan çok güzel bir e, çalışma vardı. Prenatal dönemde yani doğum öncesi dönemde babalarla bebeklerin bağlanma ilişkisi kurabildiği. Özellikle doğum hazırlık çalışmalarına katılan babaların <laughs> bu e, ilişkiyi kurabildiği e, çok net bir şekilde kanıtlanıyor. E, doğduktan sonra da bu tabii gözlemleniyor bebekler. Mesela farklı bizimkine daha benzer belki bir Asya kültürü Güney Kore'de ee, yine e, bir ölçek üzerine çalışılıyor. Bu çok daha yeni bir çalışma, baba-bebek bağlanması üzerine. E, nedir? E, bilim bize diyor ki. Ee, bebekler, çocuklar sağ kalabilmek için, hayatta kalabilmek için zaten e, hayatlarında e, periyodik, düzenli olarak gördükleri bakım verenlerle bir, bir ilişki kuruyor. Çünkü o ilişkiyi kurması gerekiyor ki işte gıda alabilsin, sevgi alabilsin, değil mi? Hani bunlarla hayatta kalabilsin. Ee, dolayısıyla yaşamında düzenli olarak gördüğü anne ve babayla hani bu ilişkiyi kurması zaten beklenen bilimsel olarak da kanıtlanmış bir sonuç. Bebeğin bu yeteneği ve bu zaten deneyimi var bebeklerin ve çocukların. Bizim toplumumuza baktığımızda da babaların özellikle son 10 yılda çok daha aktif olduğunu ben görüyorum. Çok daha etkin bir şekilde kendi hikayelerini yeniden yazmaya niyetliler. Çok farklı baba çocuk öykülerinden gelen babaların hemen her sosyoekonomik kesimden çemberlerimde denk geliyorum. <laughs> kendi hikayelerini yazma cesaretleri var ve bence bu takdire şayan. Çünkü cesaret istiyor. Kendi öyküsüyle önce bir barış yapması gerekiyor yeniden yazabilmek için. Çünkü kendisi de genelde babalık görmemiş oluyor. Maalesef. Şimdi ben mesela yoktur Yoktur'da daha çok annelerden bahsettim. Çünkü ben ebeveynlik kitabı yazmaktan ziyade geleneği anlatıyordum ve annelik geleneğindeki sorunları anlatmaya hı hı. çalışıyordum. Babalık geneli, geleneğindeki sorun babaların genelde babalık yapmaması ve babalardan gelen o sorunları daha anlayabiliyoruz ama annelerden gelen o şefkat kisvesindeki şiddet daha görünmez olduğu için evet evet e, daha ziyade annelerden e, bahsettim hı hı. fakat şey de gerekiyor. Yani hiçbir bağlanma tek insana bırakılamaz. O bağlanmanın iyi olması için anneden ziyade yani e, sihirli çocuk diliyle konuşursam Hı -hı. ilk matristen anne matrisinden çıkaracak birine daha ihtiyaç var. Kesinlikle bazen soruluyor işte büyük anne bakıyor, büyük baba var hatta bakıcı. İşte bakıcıya çok fazla yakın hani bazen bakıcıya daha yakın gibi hissediyorum. Hani orada o Hı -hı. kaygılar da mutlaka su yüzüne çıkıyor. Oysa ki hani sürekli bakım verenin değişmediğini varsay varsayar Dersak, hani e, normal o çocuğun etkileşim kurduğu yetişkinlerin, duygusal bağ kurduğu yetişkinlerin e, farklı stillerde, e, farklı duygusal ve duygusal uyaranla onun etrafında olması aslında çok daha zengin bir gelişim ortamı da e, sunuyor bebeğe. Hani bu açıdan bakılamayabiliyor. Annelerin o şefkat mi, hani bir noktadan sonra şiddet mi noktasında belki minik bir yorumum olacak. orada işte annenin kaygısı. Evet, kaygı. Kaygı evet. çok büyük. hem performans kaygısı var, belki kendi görmediği ile ilgili. Hani onu kompanse etmek fazlasıyla ama çocuğun ihtiyacını fark etmeden. Hani üzerine doğru neredeyse çocuğun bir ağırlık olması o. Bir diğeri de e, yine hani maalesef diyorum e, ilk 2-3 yılda kendi ihtiyaçlarını tamamen hani e, görmezden gelip sadece çocuğa odaklandığı zaman ebeveynler bu hem anne hem baba için geçerli artık tükenmeye başlıyor. Rezervlerimiz dışarıdan başka bir ilişkiden veya başka şekillerde beslenemeyince... Ee, ne olacak o zaman bütün hayatımız sadece çocuğumuz çocuğumuzun gülümsemesi çocuğumuzun düzenli uyuması işte çocuğumuzun belki e, a çok güzel oynamaya başlaması oyuncaklarını paylaşması hani bu uzayabilir <laughs> sonsuza kadar bu liste ee, o zaman bir kere çocuğa çok büyük bir duygusal külfet bu. Evet. İkincisi bir beklentiye giriyoruz yine bir performans beklentisi ve bunu çocuğumuz hissedecek mutlaka hissedecek ve ilişkiyi sekteye uğratıyor Çünkü bir beklentiye girdik koşulsuz sevgi ve koşulsuz bu um, etkileşim halinde çocuğumuzu varlığıyla kabul etme hali var Yani o performanstan bağımsız sen kendin kendi halinle biriciksin ve değerlisin ama bu demek değildir ki Ilkelerimizden biri pozitif disiplin demiştim daha önce. Bu değil, kesinlikle demek değildir ki bazen kendi özelinizde sizin değerlerinizle örtüşmeyen, örneğin şiddet içeren bir davranış kabul edilebilir. Hayır, duyguyu kabul ediyoruz ama davranış, rol model olmak. Hani hı hı. bir kere o davranışı kendimizin gerçekten içselleştirerek hayatımızda uygulamamız çok çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Orada hani şefkatin şefkat kisvesi altında aslında aşırı ilgi, hani boğucu o hal sadece kimliğimizin ebeveynlik olduğu zamanlarda oluyor. Oysa ki biz ebeveyn olmadan önce bir bireydik. Hatta bir de bir romantik partner, bir duygusal partner ilişki kimliğimiz de var öyle değil mi? Hani bunlar nerede? Sadece bebeğin kimliğimizle olmuyor. Dairesel olarak en az bu üç diğer hani kimliğimizin parçalarının öğelerinin de fark edilmeye ihtiyacı var. Ee, biz bizim bu duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmadan e, hani çocuğumuza sürekli vermeye devam etmemiz e, çok da gerçekçi değil. Hani fedakarlık. Hani var ya Türk e, bizim saçını süpürge eden... Genelde annelerde, <laughs> Türk annelerde olan bir şey. Ya da şöyle şefkat kisvesinde şiddetlerken şeyi de kastediyorum. Senin iyiliğin için. Çünkü tabii, onun tabii. iyiliği için olduğunu düşünüyoruz. Elbette. Pozitif disiplin dediniz onu biraz açabilirsiniz. Hı -hı. Pozitif disiplinde e, kendi e, aile özelimizde ve veya işte toplumdaki bazı kabul edilebilir, kabul edilemeyen davranışlar diyelim... E, tabii onu da tırnak içinde kullanıyorum. Toplum hmm. kelimesinde <laughs> iyi toplum yaptırılan <laughs> referansla. E, ödül ve cezadan bağımsız olarak yani dışsal motivasyonla değil çocuğumuzun gerçekten de doğru davranışları, iyi davranışları, kendisine zarar vermeyen veya dışarıya zarar vermeyen... E, davranışları içsel motivasyonla doğru İçsel motivasyon galiba buradaki temel sözcük. İçsel motivasyon ve doğru kararlara verebilme becerisi. Yani hı hı. bu çok önemli. Bu da en çok ebeveynlerden duyduğum hani huzurlu yetişsin ve doğru kararlar verebilsin hani hı hı. ama his bütün kararları onlar için verip bütün hayatlarını onlar için formüle ederken bu beceriyi geliştirme imkanı bile hı hı. olmuyor. Gerçekten de çok atıl kalıyor o beceri. Ee, pozitif disiplin sayesinde çocukların e, duygusal farkındalığı, empati becerileri çok daha güçlü oluyor. Çünkü onların duygularını tanımlamalarına rehberlik ediyoruz. Ee, Bir zor örnek durumlarda... verebilir misiniz pozitif disipline? Örneğin çok heyecanlanıyor mesela işte çocuğumuz doğum günü olacak o gün hı hı. ya da bir doğum gününe gidecek çok heyecanlanıyor. Belki çıkmamıza bir 10 dakika kaldı işte artık heyecandan ne yapacağını şaşırmış kapıları belki çarpıp duruyor evde örnek veriyorum. Hı hı. Hani o sırada çarpma 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 dememizin gerçekten de pek bir işe yaramadığını ebeveynler <laughs> eminim ki tekrar tekrar deneyimlemiştirler. Birincisi... Yapmak yapmasını istediğimiz şeyi yani e, önceden yani bu duygular yaşanmadan bu senaryolar yaşanmadan çok daha önce etkileşimimizin içerisinde e, zaten hani e, Beyinleri savaş modunda değilken konuşulması, oyunlara entegre edilmesi, hikayelerin Hı -hı. içerisinde, e, belki yatmadan önce minik bir uyku meditasyonunda bunların farklı daha rahat hissettikleri zamanlarda zaten sunulmasını çocuklara öneriyoruz. Ama diyelim ki gerçekten de bir e, işte alarm verdiği bir durum oldu. Öyle ki siz artık otomatik pilota geçeceksiniz. İşte sus dedim ya. E, yapma. Hani ses yükseliyor ama be, o bedeninizde de o gerginliği, diş sıkma halini fark ediyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey, bir kere hatırlamanız gereken bir şey var. Bilgi güçtür. Ee, çocuğumuz diyelim ki 4 yaşında. Ee, erkek çocuklar için özellikle çok daha geç yaşlara kadar biliyorsunuz prefrontal korteks beynin e, duygu regülasyonundan sorumlu olan bölgesi fizyolojik gelişimini tamamlamamış oluyor. Bu da şu demek biz küçük çocuğumuza dönüp niye benim kadar hızlı koşamıyorsun diye kızmayız değil mi? Hani böyle bir beklentimiz olmaz. Çünkü bacak boyu belli. Adımlarının ne kadar minik, kısa olduğu belli. Şimdi normalde çok tatlı, tırnak içinde söylüyorum. Akıllı uslu davranan çocuğumuzun birdenbire işte kapıları çarpması, hani o sırada bir hani bir şeyler yapıyor olması bizi tetikleyebilir. Biz bu bilgiyi bilirsek bir dakika. yoğun bir duygu yaşadığında çocuğumuz ki bu hep negatif duygu olmak zorunda değil. Heyecan. Evet. Mesela doğum günü partilerinde çok öfke nöbetleri yaşanır. <laughs> Aşırı mutluluk, heyecan, e, sabırsızlık, yorgunluk, yalnızlık, um, korku, öfke. Yani e, duygu skalasındaki bütün duygular yoğun yaşandığı zaman çocuklarımızın bunu regüle etme, tölere etme becerileri yok. Bir kere bunu bir masaya koyalım o kadar önemli ki pozitif disiplinde ebeveynlerin kendilerinin regülasyonu çok önemli bir ön koşul. E, ama böyle bir durumda regüle olmak, sakin kalmak çok kolay değil. Ama bu bilgiyi hatırlarsak, çünkü bizler ön lobları çalışanlarız o resimde. <gülüyor> <gülüyor> Yetişkinler teorik olarak bizler gelişimimizi tamamladık. Um, orada birisinin regülatör olmasına ihtiyacı var. O gelişimini tamamlamış olan, o da ebeveyni oluyor. Resimdeki ee, bunu hatırladığımız zaman peki e, e, duygu regülasyonu becerisi yok e, yoğun bir duygu yaşıyor çocuğum ve tetiklendi. E, alarma geçti kırmızı bir e, orada bir alarmın e, aktif olduğunu düşünün. Peki ben nasıl çocuğuma yardımcı olabilirim bu ana geçmesine ve doğru davranışı yapmasına? Öncelikle duygusunu ona aynalayacağız onunla bağlantıya geçeceğiz. Bağlantıya geçmeden davranışı düzeltemeyiz ama bu çok dolaylı bir yol Aslan Hanım işte çok uzatıyor hani ben bir bağırsam hani hemen çocuğumun dikkatini çeker hayır belki o anda bir hani bir baskılanma hali bir, bir anda bir kesilme hali olabilir ama siz onu buradan baskılarsanız başka bir yerden mutlaka e, çıkacaktır gerçekten çocuğunuza bu davranışla ilgili ulaşmak istiyorsanız yaptığınız işi iki dakika e, en fazla alacak. Çocuğumuzun hizasına inip, onunla göz teması kurup, ...dokunup eğer izin veriyorsa... ...o tatlı küçük omuzlarına dokunup... ...onun karşısına oturun yerde... ...sen şimdi çok heyecanlandın değil mi galiba... ...sen galiba çok heyecanlandın... ...doğum gününü çok bekliyordun... ...ne kadar uzun zamandır bekliyordun değil mi... ...yani şimdi birisi sizi anladığı zaman... ...fark ettiği zaman... E, ...hep tüylerim diken diken olur... ...bu örnekleri paylaşırken çünkü... ...hani gerçekten insan kendisini... ...o çocuğun yerine koyuyor... ...görülmüş, duyulmuş, yargılanmamış bir kafasını sağladığımız zaman çocuğumuz biz ona duygusunu aynaladığımızda hmm. <laughs> o zaman zaten şey e, bağlantı kuruldu <gülüyor> <gülüyor> biraz daha birkaç kere daha tekrar etmek onun duygusunu onun o zaman artık kalbi de beyni de size dönük ve e, tekrar off kapalı düğmesi e, aktif olacaktır hani o tetiklenen beyninin ön e, lobunda çocuğumuzun ancak o zaman biz o limbik sistemdeki o <laughs> aktivasyonu, alarmı kapatamazsak duyguları tanımlayarak daha üst düzeye eksekutif düzeye beynin yani bilişsel olarak anlayıp doğru davranışı hatırlayıp doğru davranışı yapma işbirliğine girmesini beklememiz imkansız. Çünkü savaş kaç yani o savaş modunda bir tehdit hissediyor. Ee, ve ...bir sele kapılmış gibi çocuğumuz... ...ve bizim elimizi uzatmamız gerekiyor... ...kendi kendine o selden çıkamayacak... ...onun regülatörü olmak bu demek... ...ona el uzatıyoruz... ...ona merak etme her şey yolunda diyebiliyoruz... ...ama davranış okey değil... ...diyelim ki cam kapılı bir e, şey... ...kapı onun çarpıp hızlı çarpıp durduğu... ...heyecandan... ...hani orada bir tehlike de... E, ...değil mi mümkün... Evet. ...hani o da bizi tetikliyor... ...o da bizi savaş moduna sokabilir... O, ...onunla o bağlantıyı kurduktan sonra... ...ona diyoruz ki... Evet, ben de çok heyecanlı. Siz de heyecanlıysınız. Ben, ben de sabırsızlanırdım senin yerinde olsaydım. Evet, ne kadardır bekledin? Şimdi benim yanımda, benim yanımda benim hazırlanmama yardım etmek ister misin? Ya da gel sen şurada şunu oku, ben geliyorum. Ya da somut bir sınır. Hmm, sayabiliyorsa çocuğumuz mesela, sadece ona kadar sayıyorsa, işte altı kez ona kadar say, ya da altmışa kadar say, ben hazır olmuş olacağım. Ondan sonra sen benim paltomu al? Mesela kapıda bekle ya da kendi paltanı al kapıda bekle. Ona birazcık, birazcık olsun gerçekten güç vermek çok önemli. Yani hmm. sürecin hiçbir yerinde gücü yok düşünebiliyor musunuz? Her şey yetişkinlerin dünyasında onun için kontrol ediliyor. Bir de bir duygu baskını oluyor ve ne yapacağını bilemiyor. Bir de sus deniyor. Ağlama, <laughs> bağırma, çarpma. Hani birisi görse onun orada heyecanlı olduğunu <laughs> ya da sabırsızlandığını çok farklı bir şey oluyor. Ee, ee, süreç inanılmaz farklı işleyecek. Ee, zor gibi geliyor ilk bakışta ama bağlantı kurduğunuz zaman sizi dinlemesi Hani yine tırnak içinde söylüyorum sizi dinlemesi Sizle işbirliği yapması ve gerçekten de beyninin zaten bildiği çarpılmaz cam kapı hızlı bildiği bir kuralı hatırlaması çok daha e, akışkan olacak. Evet yani zaten çocukla bağlantı kurduğumuz zaman biz bunu hissederiz herhalde. Yaratıcılık da bir nevi kendi kendimizle bağlantı kurmamızdır. Kendimizde yaratıcı olduğumuzda hissediyoruz. Bu da yani o sizin söylediğiniz işte çocuğun gözlerinde kendi yansımamızı görmek. Yani bizim Tabii. çocuğu hissetmemiz, çocuğun bizi hissetmesi ve o dinamikliği hissetmek. Zaten Kesinlikle buradaki öyle. temel mesele Tabii. değil mi? Pozitif disiplinin zemininde şiddetsiz iletişim becerileri vardır. Ben mindful iletişim diyorum. Çünkü anda olmayla ilgili bağlantı kurup... Onun duygusunu fark edip ona aynalamak, regülatör olmak da budur. Çünkü duygusunu ona söylediğimizde beyin duyulduğunu fark edip hani o tehdit halinden tekrar normal ee, dinleyebilen hani evet. yatışmış sinir sistemi çok daha yatışmış oluyor. Göz teması da bunu yapıyor. Ee, ben mesela göz teması kurmadan hiç e, rahat edemem. Online e, toplantılarımda dahi hani bu göz teması çok kıymetli dokunuş izin veriyorsa çocuğumuz. Bütün bunlar. Oksitosin salınımı olur vücutta bütün bunlar bağlantıyı destekleyen e, araçlar ama çocuğumuzun hassasiyeti vardır duyusal dokunuşu hiç sevmiyordur bebekliğinden beri hani o mizacı ve ihtiyaçları da iyi okumak e, tanımak birbirimizi. Hani bu da bir süreç tabii ki birdenbire e, en başta bebeğimiz doğduğu anda bize süper beceriler e, gelmiyor. Hani buna da fark etmek biz de bu işte yeniyiz öğreniyoruz. <laughs> evet ve daha sonra işte sevgilimizle arkadaşımızla bir başkasıyla kurduğumuz bağlanmanın temelinde de işte o bebekken olan bağlanma evet. var öyle değil mi? Ve e, nasıl ki çocuk orada sakinleşiyor biz regülasyon kurduğumuzda bu anne karnında da geçerli muhtemelen. Yani Tabii. anne karnında ben çocuğumu benden ayrı biri olarak ne kadar hissedersem ve seversem sadece anne değil baba açısından da e, öyle galiba. Bir arkadaşım şöyle bir şey anlatıyordu. Eşi çok iyi bir baba. Yani Hı -hı. çok e, kızlarını seven, her an onlarla çok yakınlık kuran bir baba ve e, anne karnındayken de diyor ki buna belki inanmayacaksınız ama dedi şöyle oluyor. Geleceği zaman eşim eve Bebek kuca, karnımda çıldırıyordu diyor. Yani bırakın kapıyı çaldığında kapıyı çalmadan önce geleceği zaman bile karnımda çok hareketleniyordu. <laughs> Ve kapıyı çaldığında eşim geldiğinde ben nasıl hareketlendiğini size anlatamam diyor. Yani bu bilmiyorum makul mü görünür ama ben hani bu kadar bağlamlı okuduktan sonra bana makul geliyor hakikaten de. O şeyi çok güzel söylediniz. İşte vinikatlar, boğulbiler hep annelerden bahsettiler. Çünkü gözlem yapabilecekleri sadece anneler vardı. Daha sonra Esecure Base'i yazdığında... Ee, Bolby daha hayatının son zamanlarında yazmıştı. Sondan ikinci kitabıydı. Evet, galiba. etmeye başlamıştı. Evet, ve o zaman çünkü çok başka Hı -hı. araştırmalar yayınlanmıştı Hı -hı. ve o yüzden babaların da dahil olmasını anlattı. Secure base'de. Evet, belki eşimiz hani burada anlattığım örnekteki gibi Hı -hı. E, iyi bir baba değil. Belki bir başkası ne kadar alternatif olabilir bilmiyoruz ama en azından e, biyolojik olarak da olması gereken ideal baba baba babanın herhalde bu sürece katkıda bulunması e, iki yetişkinin de şimdi burada annenin de hissiyatı annenin kendi regülasyonu açısından bir takım Doğru, Hayır, çok, çok güzel söylediniz. Yani aralarında senkronize hissetmeleri, aynı sayfada olmaları az çok. Stilleri farklı olacak, ses tonlarının farklı olduğu gibi ama... ...biz bunda beraberiz, aynı gemideyiz. Hissi çok önemli. Annelerin o kaygı hali, o ilk 2-3 yılda özellikle daha fazla... ...hani o sürekli bir koruma içgüdüleriyle hareket etmeleri... ...bazen daha araştırmacı da olabiliyor anneler ki bu aslında güzel bir şey ama... Farklı çelişen bilgiler aldıklarında hani o kaygıları artabiliyor ee, işte uyku konusunda beslenme konusunda çocuklarına yaklaşım Hı -hı. konusunda bir ikincisi e, aynen babaların diğer konularda da beceri pratiğine alan e, tanınamadığı gibi öyle söyleyeyim İşte ama sen de sakinleşiyor diye anneye verilmesi bebeğin. Oysaki aslında babayla da hani onun kokusuyla da sakinleyebilir, onun hani kalp atışını hissederek de bir slingin içerisinde sakinleyebilir ama ona izin vermek gerekiyor o ilişkiyi kurmalarına. O olmadığı zaman o pratik olmadığı, o beceri de daha arkadan geliyor, e, oluşuyor yine e, izin verirlerse. Hı -hı. E bu araştırma ve hani bilgi edinimi mevzunda da o olabiliyor. E bazen anneler e, işte şimdi bunu okudum böyle yapmalıyımmışız ya da böyle olursa şöyle olurmuş gibi hani memorandum e, bildiri anneden <laughs> geliyor. E, o zaman da orada bir dengesizlik olabiliyor. Hani baba hem hani araştırmayı ya da okumayı ya da kendisi proaktif bir şekilde düşünmeyi bırakabiliyor. Tamamen annenin üzerinde oluyor. Hani o kısmı da zihinsel o e, yük diyebilirim buna. Ee, hem de ama bir süre sonra yanında görmek istediği hani babanın o kadar çemberin içinde olamadığını da görebiliyor anneler yani orada birazcık kendimize de bakmak lazım samimi bir şekilde ilişkimizde hani o teritoriyel hani kendi saham burası benim de e, babanın o çembere girmesini zorlaştırabiliyor özellikle ilk e, ilk yıl tradisyonel olarak yani geleneksel bebeğinlik tutumlarında da toplumumuzda da maalesef genellikle sadece annenin üzerine yüklendiğini görüyoruz bunun yine sosyoekonomik, ekonomik düzeyden bağımsız eğitim düzeyinden bağımsız birden bire hani o anne şapkası da anne kimliğinin de gelmesiyle ...birdenbire çok farklı bir davranış yani bir tutum haline geçebiliyor hemen her kesimden kadın hani bunu fark etmek lazım ee, hani o toplumsal bize işlenmiş bir takım kodlarla mı şimdi ben anneyim sadece ben bunu yaparım burası benim alanım. hani orada da bir birazcık bir e, samimi bir e, öz değerlendirme iyi olur diye düşünüyorum anne Yoksa. ve baba e, olabildiğince e, senkron ve aslında bu en çok anneye iyi geliyor en çok anneye iyi geliyor zaten o şey yorumunuz çok güzeldi ee, babalığı da babalık yapan bir baba olmaması ya da aynı e, bakan bir baba olmaması anne üzerinde yük olduğu için bu dolaylı olarak çocuğu etkiliyor. Hı hı. Ee, bu Türk toplumunun da çok genel e, sorunlarından biri herhalde. Evet, evet işte beş yıl önce dedim ya Türkiye'ye geldim ama ondan önceki hemen her yaz saha çalışmaları için e, doktora hmm. tezim için Türkiye'deydim. Sokaklarda sürekli gözlemlediğim bir şey var. E, maalesef çoğunlukla mutsuz koca çocuklar sanki dolaşıyor. <laughs> e, görünürde çok böyle e, güçlü görünmeye çalışan ama aslında o hani inanılmaz kırılgan e, duyguları kabul edilmemiş. ...öfkesiyle ne yapacağını hiçbir zaman öğrenememiş ve o yüzden de hani sadece o otomatik pilotta saldırgan... ...sözlü veya fiziksel olarak maalesef. Trafikte buna çok denk geliriz. Hmm. Yol vermeme. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar çok basit örnekler ama yani buzulun en yukarıda görünen kısımları. Ben her zaman nasıl bir öyküden geliyor acaba diye bakarım. Burada dedim ya hani 10 yıl sonranın sokaklarında aslında bizim minik bebekler o zamanın demografisini oluşturuyor. Yani çok da e, e, çok uzaklara bakmıyoruz toplumsal dönüşümdeki hani kendi e, böyle minik dokunuş noktalarımız aslında e, azız sanıyoruz ama çoğuz. E, şiddetsiz, barışçıl, sevgiyle hareket eden bir dünya aslında mümkün. Ee, ve hani e, tarihte bunu gösteriyor. Zaman zaman evet hani zulüm, kötülükler hani bunlar peak yapabiliyor zirve yapabiliyor ama aslında e, e, aslında barış Sevgi hani o, o, o kazanıyor nihayetinde. Evet o görünmez adam yayıncılıktan çıkacak kalpten bağlı kitabında da e, hep bunun altı çiziliyor zaten. E, baba ile ilgili ben sihirli çocuktan bir örnek vermek istiyorum. Çok ilginç bir anekdot var gerçekten yaşanmış bir şey. Ee, babanın oğlu, çocuk kaç yaşındaydı hatırlayamıyorum, 7 yaşında olabilir. Elinde bıçak var, bir marangozluk bir şey yaparken yanlışlıkla elinden kayıyor ve bireğini hmm. kesiyor ve çok yoğun şekilde kan akmaya başlıyor. Baba ne yapacağını bilemiyor diyor ki, ya o sırada ne yaptığımı bilmiyordum ama tamamen e, bir şekilde iki eliyle çocuğun başını avucunun arasına alıyor ve ona diyor ki. Bak şu anda bu konu durduracağız. Şu anda bu konu durdurmalıyız diyor. Çocuk peki diyor ve kan duruyor. Şimdi e, burada baba daha sonra buna e, şaşırmış ve e, Joseph Chilton Pierce işte Sihirli Çocuk kitabının yazarı şöyle anlatıyor. Ya bu babanın bilmediği şey anne baba olarak biyolojik olarak böyle bir telkin gücümüz var çocuklar Hı -hı. üzerinde. İşte bu biyolojik bağ ya da bağlanmayla beraber o doğardan Hı -hı. doğarken işte e, daha sonra yaşarken getirdiğimiz şey mi e, onu bilmiyorum ama bu kadar büyük bir gücümüz olduğumuza dair çok güzel bir gösterge. Yani kanı durduracaksın dediğimizde bir çocuk anne babasından gelen telkinle. Çünkü onu tanrı gibi görüyor. O böyle bir şey diyorsa demek ki olabilir. Demek ki ben bu kanı Hı -hı. durdurabilirim diye düşünüp bunu yapabiliyorsa ne kadar büyük bir etkimiz evet, var. Öyle evet, değil mi? Kesinlikle güç ve sorumluluk el ele bence. İşte zaten hani sizin de bütün kitaplarınızda çalışmalarınızda altını çizdiğiniz konu o. Romanlarımda da öyle evet, galiba. Ben de evet. hani hep altını çizmeye çalıştım. Çünkü e, o şeye de yine yanlış bir algı olursa bu sefer ben yanlış yaptım ben yanlış yaptığım için çocuğum böyleye de dönebiliyor Doğru. E, o, e, ben daha çok bu sorumlulukla beraber bu kadar gücünüz var e, şeklinde hani bir bakış açısının daha... Um, daha faydalı olduğunu görüyorum daha yerimli. Ve daha yerimli. umut veren yani evet. öyle insanı hayal kırıklığına, yese ümitsizliğe sürüklemeyen evet, bir tarafı evet, var. Evet kesinlikle. Yani kendi benliğimizin inşasında anne babamızın ağzından çıkan veya çıkmayan sözlü sözsüz bütün etiketler, <laughs> bize dair düşünceler bizi inşa ediyor minik minik ve... Ee, o çok çok önemli zannediyorum o örnekte yapabilirsin e, diyordu hani bunu yapacağız ve yapabilirsin vardı galiba orijinalinde o yorumun hani dolayısıyla hani o terkinde Hı -hı. aslında sen yapacaksından hani bir zorlama da değil de senin yanındayım ve bunu yapabilirsin diye Galiba sanki anımsadım. Galiba şuydu kelime e, orijinalini okumadım maalesef bu kanı durduracağız evet. gibi. Yani Aha. bunu beraber yapacağız ve bu tabii ki öyle bir güçle söylüyor ki yapabiliriz evet. gibi bir his. Evet. Ve demek ki biz çocuklarımıza güvensek ne kadar daha tabii, farklı olacak her tabii. şey? yani o kadar aslında bilgeler ki bu arada. Ve gerçekten toparlanabilme becerileri bizim tahmin ettiğimizden çok daha yüksek. Yani fizyolojik bir örneğe değindiniz ama e, duygusal anlamda da. E, biz yeter ki onlara o alanı tanıyalım. Ama o alanı bize e, tanıyan bir ebeveyn çocuk geçmişinden gelmiyorsak işte orada e, tökezleyebiliyoruz, sorun yaşayabiliyoruz. Ebeveynin farklı evrelerinde bu ısırgan otu dediğim meseleler çıkabiliyor bazen bebekliği geçiriyoruz. Ergenlikte birden bir hani o e, friksiyonu, o, o gerginliği Hı -hı. hissedebiliyoruz. Belki biz e, ergenlikte kendimizi e, kendi çocuğumuz kadar ifade edebildiğimiz bir ilişkide değildik ve birdenbire hani bizim e, iletişim becerileri, duygusal zekası inanılmaz serpilmiş durumda ergenliğe giren çocuğumuz doğal olarak o ayrışma döneminde um, Bunda ben farklı düşünüyorum. Ben bunu yapmak istemiyorum. Sen bana bunu zorlayamazsın diyebiliyor. Ee, o zaman hani orada hani kişisel almamak ve neyin ne olduğu o es verebilmek, o farkında olma hali çok çok önemli. Ee, bazen babalarda özellikle bunu hani duyuyorum kendileri ergenlik dönemlerinde hani böyle bir ilişki yaşamadıkları için hani işte benim sözümü dinlemeli bana saygılı olmalı. Hani ona dönüyor tekrar. Bazen ama orada bir farkında olma hali. Bir dakika ben şu an çocuğuma tepki veriyorum. Kendi e, hani eksikliğini hissettiğim, özlemini duyduğum. E, kendi çocukluğundaki mı? anne babasına tepki veriyor muhtemelen orada. Evet. Değil evet, mi? evet, evet ee, çok yoğun, çok grift. Ee, biz de kendimizle ilgili çok şeyi şu anda anlamlandırabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Yani sevgi de aslında çok konuşacak çok şey var bu konuda ama e, bayağı konuştuk. Umarım yeni bir videoda tekrar konuşuruz ve bu kitap da çıkmış olur. Kapiten Baldı da evet, e, çıkmış evet. olur. Belki onun üzerine de e, Hı -hı. konuşuruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. En son hani söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çem çemberler yapıyorsunuz, size ulaş ...karşımak isterlerse Instagram'da zaten Doktor Onaran hesabınız var. Evet, evet. E, Facebook'ta API Türkiye e, sayfamız, resmi sayfamız. E, Doktoronaran.com sitemiz üzerinden yine ulaşabilir. E, ebeveynler, uzmanlar e, ve e, kurumlar için aslında... E, ...mindful ebeveynlik, bağlanma temelli ebeveynlik, iletişim... Ee, şiddetsizlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler, atölyeler, çemberler düzenliyorum. Ee, bağlanmayı bu kadar e, öncelikli konumlandırmamızın en önemli sebebi hepimizin bağ kurma ihtiyacı, dilden, dinden, ırktan, cinsiyetten çok öte. Ve e, ne kadar daha güçlü bir bir bağ, o kadar daha bağımsız. Ve barışçıl evet, bireyler çok güzel. bu çok evet. çok önemli yanlış anlaşılabiliyor ee, bağımlı mı olacak bana işte böyle erken çocuklukta öyle görünüyor evet ama ne kadar o ilişkiye doyarsa sağlıklı dinamik bir ilişki içerisinde o kadar daha aslında duygusal dirayeti esnek e, duygusal esnekliği iletişim becerileri ve de bağımsızlığı e, karar verme becerileri bütün bunlar çok daha sağlıklı. E, serpiliyor. Bunu görmek, e, her çocuğu kendi özelinde, Arata'da e, görmek çok çok kıymetli. E, İstanbul'da olurlarsa, çemberlerime, e, Attention Parenting International çemberlerine e, katılmaya, anneleri, babaları, büyük aileyi ve hatta e, eğer hani bakım veren sürecinde destek veren Hı -hı. E, kişiler de varsa, onların da e, katılmasına açık. E, Konuk uzmanlarımız eşliğinde doğum hazırlık döneminden emzirme, beslenme, Çünkü bağlanma disiplin, şeyde hepsine de yani doğum öncesini de kapsayan bir şey. Evet, evet. Birinci ilkemiz zaten bilgi edinmektir. O da hem doğuma hem hamileliğe hem doğuma hem de ebeveynliğe hazırlık. İlk ikisini hazırlanabiliyoruz ama ebeveynliğe hazırlık bilgi edinimi orada. Her değişik gelişim evresinde yeniden hazırlanmamız gerekiyor. Konular değişiyor. O yüzden o bilgiyle güçlendiğimiz ama sezgilerimizi de dinlemeye cesaret ettiğimiz kendimize özel bir rotadır bağlanma temelli ebeveynlik ve bu sayede hem kendimiz hem çocuk çocuğumuz, çocuklarımız, aile, şekildeki aile özelinde bağlı ve bağımsız, e, e, şefkat yayan e, bir ilişki aslında e, en temelinde. E, hem hayalimiz hem de e, Ebeveynleri özellikle toplumumuza da rehberlik etmek istediğimiz rota. Çok güzel özetlediniz bağlanmayı. Sevgili Aslan çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim.